Başla bakalım. Aferin, teşekkür ederim. Şimdi seteb de ödüyor. Yani başlayacak. El utletü sayfiyetü, yaz tatili başlayacak. Başlayacak olan neymiş? Cümlenin faili yaz tatili öznesi yani. Ba'de yevmeyni, 2 gün sonra. Setebde'ül utletü sayfiyyetü ba'de yevmeyni, 2 gün sonra yaz tatili başlayacak. Şimdi burada el utletü sayfiyyetü aslında bir sıfat tamlaması ama ben bunu isim tamlamasıymış gibi çevirdim. Çünkü Türkçe'ye yakışmıyor sıfat tamlaması olarak çevirmek. Ne diyebiliriz ki? Yazsal tatil. Yani selsal ekini kullanarak bir sıfat yapacağım. Yaz mevsimine, yaza ait, yaza özgü, işte yazla ilgili. Yazla ilgili tatil anlamına geliyor aslında tam sıfat tamlaması. Ama Türkçe'de böyle bir şey kullanmayız. Ne deriz biz? Yaz tatil deriz ve utletus sayfi demiyoruz bakın. Utletus sayfi. Sayf yaz demek, utle tatil demek. İsim tamlaması yani muzaf muzafun ileyh ikilisi tamlayan tamlanan şeklinde bunun tam Arapçası utletus sayfi. Ama Araplar bunu sıfat tamlaması olarak kullanıyor. Bizler isim tamlaması olarak kullanıyoruz. Ondan dolayı bu sıfat tamlamasını isim tamlaması olarak Türkçe'ye çeviriyorum. Yalnız kafamızda bunun yani isim tamlaması olarak Türkçe'ye çevirdik diye Arapçasını gördüğümüzde bunu sıfat tamlaması olduğu gerçeğini göz ardı etmeyelim. Sıfat ve sıfatlanan isim yani mevsuf ikilisi arasındaki ilişkiyi görüyoruz. El-utletus sayfiyyetu. Bu konuyu her seferinde bir tabii ki örnekleri gördükçe hatırlayalım, gözden geçirelim. Sıfatla mevsuf arasında uyum vardır. Sıfatın sıfatlandırdığı isim arasında sıfat o isme uymak zorundadır. Eğer sıfatlandırdığı isim marife ise bakın başında el takısı var görüyor musunuz? Marife takısı. Sıfat da alacaktır el takısını. Müennes ise müennes olacaktır. İşte bu benzeri yönlerden uyum. Mesela tekillikte uyacaktır. Gibi uyumları görüyoruz. El utlitus sayfiyeti başlayacak. Ba'de yevmeyni 2 gün sonra. İlâ eyne setüsafirine. Nereye yolculuk yapacaksın, nereye gideceksin diyor. Şimdi mesela ben size sorduğum zaman böyle sorarım. İlâ eyne setüsafirine. İlâ eyne nasıl söyleyebiliriz? Setezhebine de diyebiliriz mesela. Nereye gideceksin? O anlama geliyor. Setüsafirine ama bu okula falan gitmiyor ki. Yani biraz şehirler arası yolculuk yapacak. Şehirler arası mı artık ülkeler arası mı onu da bilmiyoruz. Uzak uzun bir yolculuk yapacağı için buna seyahat etme anlamına gelen sefera yusafiru fiili kullanılır. Seferanın muzarisi. Setüsafirine. Bakın şimdi bunu çekimlediğimiz zaman yusafiru yusafirani yusafirune tüsafiru tüsafirani yusafirne tüsafiru tüsafirani tüsafirune tüsafirine işte enti'de tüsafirine'yi bulduk. Başına se getiriyoruz. Gelecek zaman yapmış oluyoruz muzariyi. Gidiyorsun değil, gideceksin olmuş oluyor. Tüsafirine gidiyorsun, se tüsafirine gideceksin. Biraz fazla derinlerine indim ama yani aslında çok da bir şey anlatmadım. Aynı şeyi tekrarlıyorum iyice kafamıza yerleşsin diye. Şimdi Neriman devam etsin bakalım Zeynep. Evet, teşekkür ederim. Seüsafiru. Gideceğim. Bakın Seüsafirine'nin cevabı Seüsafiru diye verildi. Gideceksin, gideceğim. Seüsafiru yani ene. İlel Cezayir. Nereye gidecekmişim? Cezayir'e. Cezayir'e gideceğim diyor. Cezayir'e yolculuk yapacağım diyor. Niçin Cezayir'e gideceksin? Niçin yolculuk edeceksin? Evet.
Burada Ezuru'nun harekesini düzeltmiştik. Bunu Zeynep, bunu şuradan bir daha al. Ezuru'nun önce Ezuru okumuştum, sonra düzelttim. Ra üstüne çevirelim dedim. Ezura şeklinde okuyalım, tamam mı? Ezura'dan bir daha alalım. Ezura. Çok güzel, teşekkürler. Li'enni, çünkü ben. Çünkü ben üridü, istiyorum en arife. Şimdi bu en ne yapar biliyor musunuz? Muzari fiili nasp eder. Nasp etme demek sol harekesini üstüne çevirir diyelim basit olaraktan. Tekilde üstüne çeviriyor. İkil ve çoğullarda nunu düşürerek nasp ediyor. Tekilde üstün hareke, ikil ve çoğulda mesela ya'rifü, ya'rifâni, ya'rifûne. Anlamını ne yapıyor? Anlamını da mastara çeviriyor. Ne oluyor? En ya'rife mesela, en ya'rife. Arefe bildi, anladı anlamına geliyor, tanıdı anlamına geliyor. Tam Türkçesi tanıdı. Arefe, ya'rifü tanıyor. Şimdi en ya'rife tanıması. En ya'rife, bakın nunu düşürüyor. Ya'rifâni'nin nunu düşürüyor. İki kişinin tanıması. En ya'rifü, onların tanımaları. Şimdi en a'rife, benim tanımam. Yani tanımamı. Yani istiyorum ki tanıyayım diyor. Tanımayı istiyorum diyor yani. Tanımak istiyorum. Neyi? Ah.